Skype röportajının bugünkü konu Nazif Kıvılcım. Kahveciler Odası Başkanı Nazif Kıvılcım. Nazif Kıvılcım da bugün Lüleburgaz'daki kahveci ve benzer esnafların yaşadığı sorunları ele alacağız. Neler yapılabilir? Bu süreçte ne gibi sıkıntılar yaşadılar ve kahvecilerin öncelikle beklentileri bunları ele alacağız. Öncelikle Sayın Kıvılcım, teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de bu imkanı bize sunduğun için Görünüm Gazetesi'ne, Tansucuğum sana teşekkür ediyorum. Ayrıca geçmiş 3 Mayıs Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Senin nezdinde, Türkiye'mizde, ilçemizde, ilimizdeki tüm Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu imkanı bize verdiğin için de teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Ben teşekkür ederim. Zaten burada sahne sizin öncelikle, onu söyleyeyim. Yani siz anlatacaksınız, genelde ben dinleyeceğim. Ben çok az soru sormaya çalışıyorum. Öncelikle ilk olarak Lüleburgaz'daki kahvecilerin ve çay ocağı sahibi esnafın sorunları neler? Size bağlı odalardaki esnafın sıkıntıları neler ve şu an ne gibi şartlarda yaşıyor insanlar? Şimdi Tansucuğum, bu esnaf ve sanatkarımız bu döneme hazırlıksız yakalandı. En büyük sıkıntımız buydu. Bununla ilgili ne gibi sıkıntılarımız oldu? Bizler bu süreçte üyelerimiz kesinlikle ve kesinlikle kendini bu süreçte yalnız hissettiler. En büyük sıkıntımız bu. İlk önce bu yalnızlığı gidermemiz gerekiyor. Yani bu meslek 500 yıllık tarihi olan bir meslektir. Osmanlı'dan bu yana gelen, bugüne kadar sürdürülmüş bir meslektir kahvecilik mesleği. Ne hastalıklar gördü, ne savaşlar gördü, ne değişimler gördü. Ama buna rağmen bu meslek kendini yenileyerek, ortama ayak uydurarak, yeni çağlara ayak uydurarak 500 yıllık tarihinde ayakta durmayı başaran bir meslektir kahvecilik mesleği. Ve bizler bu hastalığa rağmen bunu da atlatacağız ve inanıyorum ki birbirimize sevgi, saygı, maddi manevi destek aşamasıyla beraber tekrar ayakta kalacağız. Fakat sıkıntılarımız nelerdi? İlk önce kendimizi yalnız hissettik. Dedik neden ki, niye yalnız hissettik? Çünkü bizler küçük esnaf ve sanatkarız. Bu ülkenin temel taşıyız. Bizler ahilikten gelen kültürle öğrendiğimiz bu mesleği sürdürmeye çalışan mahallenin bekçileriyiz. Devletin polisiyiz. Mahalledeki insanların, çocukların abileriyiz. Evine maaşı yetmediği zaman, emekli parası yetmediği zaman cebine kimsenin görmediği, bir elin verdiğini diğer elinin görmediği cebine Hasan amcanın, Mehmet amcanın eve giderken ekmek parasını, yarınki çocuğuna harçını veren insanlarız. Bizler dedik ki, biz bu kötü günümüzde mutlaka unutulmayız. Çünkü siyasetçilerin ayak bastığı, bizlere uğramadan geçmedikleri ve bizlerin mekanlarımızda yapmış oldukları propagandaları hangi parti olursa olsun, hangi aday olursa olsun severek hoşladığımız, karşıladığımız ve inanın ki o süre içerisinde onların 3, 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira bıraktığı para değil. Önemli olan demokrasinin yürümesi açısından, insanların bilgilendirilmesi açısından bir siyasi platformun temel taşlarıyız. İlk etapta kendimizi, ilk açıklanan şeylerle bu boşlukta kendimizi yanlış hissettik. Ondan sonra meslektaşlarımız bu süre içerisinde tabii ki oda başkanı olarak istek ve dileklerini bana ilettiler. Bizler bunları üst kuruluşlara, resmi bakanlara, gücümüzün yettiği kadar fazla ses getirmeye çalışarak ilettik. Ha, bizleri yalnız hissettirmeyen kişiler de oldu. Biz bu kişileri de unutmayacağız. Bizlere sahip çıkan kişileri hiçbir zaman unutmayacağız. Ama bizi unutan insanları da, bunları da unutmayacağız. Şimdi ben şunu söylüyorum. Şimdi iki tane evladım var. Bir tanesi çalışıyor.
evine ekmeğini götürüyor. Anne babasın. Bir baba olarak kardeşim ilk önce kimi düşünürsün? Tabii ki çalışmayan evladını. Çünkü nedendir? İşsiz kalmıştır. İlk önce onu düşünürsün. Çünkü çalışan çocuğun bir şekilde evine az da olsa ekmeğini götürüyordur. Bizler bu devletin, bu ülkenin çalışmayan evlatlarıyız şu anda. Evine, çoluk çocuğuna ekmek götüremeyen evlatlarıyız. Ha bizler, şimdi şunu söylüyorum. Kimse bir tane esnaf ve sanatkar arkadaşım sadece oda başkanı olarak sıkıntı ve dileklerini bana getirdiler. Anlattılar. Ne gidip konu komşusundan, ne akrabasından, ne kardeşinden, ne annesinden, babasından, ne de devlet erkanından gidip utanarak isteyemezler. Çünkü esnaflığın ahiliğinde vardır bu. Yapısında vardır. Biz veren elizdir. Alan eli hiç olmadık şimdiye kadar. Fakat onların alan eli olması için de biz oda başkanları olarak onların isimlerini, sayılarını, resmi şeylerini yapmadan bizler gittik. Dedik ki bu sefer siz veren el olun, alan eli görmesin, bilmesin dedik. Bizim bu sefer alan eli olmaya ihtiyacımız var dedik. Bu süreç böyle başladı Tansucuğum. Ve şu anda da görüyorsun akşam açıklamaları oldu. Evet, dün akşamki açıklamada nasıl değerlendiriyorsunuz Kahveciler Odası Başkanı olarak? Çünkü berberler, kuaförler, güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta açılacak. AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor. Ana fabrikalar 11 Mayıs'ta açılıyor. Yani birçok topluma eş olan yerler 11 Mayıs'ta açılıyor. Yani önümüzdeki günlerde muhtemelen genelgede gelir nasıl çalışacaklarına ilişkin. Kahvecilerden de böyle bir beklenti yok muydu açılışa yönelik normalleşme adımları kapsamında? Biz bu sürecin bu kadar erken açılacağını tahmin etmiyorduk. Bizim beklentimiz bayram sonu bu pandemi sürecini daha iyi atlatıp Türkiye daha iyi bir yere gelir diye düşündük ve bayram sonuna kendimizi hazırlamıştık. Fakat baktık ki akşamki açıklamalardan sonra demek ki bilim kurulu üyeleri ve bizi yöneten insanlarımız da bu durumun daha iyi gittiğini düşünüyorlar. Onlar tabii ki bunların eğitimlerini aldılar, çalışmalarını yaptılar, okudular. Dedik ki herhalde dedik artık sıra bize geliyor diye düşünüyoruz şu anda. Fakat nasıl? Zaten şimdi şu var, yani daha resmi olarak da bu konuyla ilgili fazla yorum da yapmak istemiyorum ama bugün nasıl bir AVM'de metrekareye bir müşteri potansiyelini alabilecekse bizler zaten bu sosyal medya mesafemizi iş yerlerimizde ayarlayabilirdik. İşte diyelim ki 10 masamız varsa bunu 5 masaya düşürebilirdik kahvelerimizde. Bizler zaten Türkiye'de bu dezenfektan uygulamasına ve çamaşır suyu temizliğine Türkiye genelinde ilçe olarak ilk başlayan bu hastalık çıktığında Lüleburgaz Kahveci Odası olarak buna destek verdik üyelerimizle beraber. Ve bütün üyelerimiz her akşam çamaşır suyuyla kahvelerini temizlediler. Gelen müşterilerine dezenfektan masalara koydular ve sık sık kolonya servisi yaparak bayramlarda yapmış olduğumuz ikramı biz bunu zaten bu kararlar alınmadan önce başlamıştık. Fakat bizler bu mesafeyi, sosyal mesafeyi yaparak üyelerimize, esnaf ve sanatkarımıza, bakın şurada en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz Tansu Bey? Şu anda Lüleburgaz'da, sanayilerde, çarşıda esnaf ve sanatkar daha sağlıksız bir şekilde çay kahve içiyorlar. Bu nasıl oluyor? Ya şimdi merdiven altı dediğimiz, yani adam kendi kettle'ıyla işte makinalarıyla çayını kahvesini yapıyor. Açık şekerini kullanıyor. Bardaklar tek kullanılmak mı değil mi? Ne bardağı kullanıyor? Porselen mi kullanıyor? Cam mı kullanıyor? Aslında bu bizim işimiz. Bunu bize bırakmaları lazım. Bizler bu süreçte nasıl şu anda bazı resmi ve kurum kuruluşlarda plastik bardaklı hala işletilen ve ikram edilen yerler var. Orada plastik bardakla, tahta kaşıkla, altında cam bardakla gelen misafirlere ve çalışanlara bu verilebiliyorsa biz bunu yapabilirdik zaten. Bu bizim işimiz.
Bizler 90 derece makineyle çalışan, bulaşık makineleri olan esnaf ve sanatkarız. Türkiye'de örnek olduk biz Lüleburgaz Kahveciler Odası olarak. Bütün üyelerimizde makine var. Bulaşık makinemiz var. 90 derecede yıkanıyor bizim bardaklarımız. Yani onu geçtim değilim. Hani belki virüs için diyorlar ya, sıcaklık ya da soğukluğa karşı etkisi olup olmadığı bilemiyoruz diyorlar. Ama karton bardak da olamaz mıydı mesela? Karton bardakla kahveciler servis yapamaz mı? Kesinlikle yaparız. Niye yapmayalım ki? Yani bu bizim için en kolayı. Ama şunu söylüyorum, yani bu yapılan şeylerde diyorlar ki bu hastalık 90 derecede yıkanan bilim kurulu, zaten biz bunları dinleye dinleye profesör olduk, doçent olduk. Yani üyelerimizin kendi sıkıntılarımız önüne her akşam televizyonlarda psikolojimiz bozuldu. Ve ortak bir görüş, 90 derecede yıkanan bir bardağın, bir tabağın, bir kaşığın kesinlikle faydalı olabileceği görüşü var. Zaten bizlerin bulaşık makinelerimiz şu anda kahvelerimizde ve çay ocaklarımızda 90 derecede yıkanıyorlar. Onu da bırakın, bu da uygun görülmese de tabii ki biz karton bardakla, karton kaşık, tahta kaşıklı, kapalı şekerimizde zaten hizmet ediyoruz bu süreçte. Yine ederdik. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki her şeyden önemlisi sağlık. En önemlisi bu. Biz sağlıklı bir Lüleburgaz istiyoruz ilk önce. Çünkü Lüleburgaz bize lazım. Bizler Lüleburgaz'a lazımız. Ben hiçbir şekilde bir üyemin şu ana kadar bu hastalığa yakalanmamasından önce ilk önce çok mutluyum. Benim için en önemli olan üyemin sağlığı. Maddiyat bir şekilde dayanışmayla şeyle aşılır ama bugün 512 tane üyem olan üyelerimin birine bu koronavirüs vakası ile ilgili sıkıntı yaşasaydı bu benim için en büyük üzüntü olurdu. Benim için en önce üyemin sağlığı önemli, müşterilerimizin sağlığı önemli, çalışanlarımızın sağlığı önemli. Bunlar bizler olmuşuk, çalışanlarımız olmamış, müşterilerimiz olmamış. Biz aslında bir aileyiz, biz bir ekibiz. O yüzden diyorum ki her şeyin başı sağlık, bugünleri aşacağız. Ama tabii ki ilk baştan da bahsettiğim gibi unutulmak, hissedilmemek bizi çok üzdü. Ama ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çaldığımız kapılar boş çıkmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Bizlere, esnafımıza, çalışanlarımıza destek veren tüm kamu, kurum, mülki amirlerimize, seçilmişlerimize teşekkür ediyorum. Bu arada özellikle de iki tane teşekkürüm var. Bunu özellikle söylüyorum. Lüleburgaz Halk Bankası Müdürü'me özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten Murat Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Kendisini de arayıp göremedim. Buradan sizlerin vesilesiyle teşekkür ediyorum. İnanın Türkiye'de bir rekor kırdık. 25 bin düşük faizli kredi konusunda üyelerimize göstermiş olduğu ilgi ve alakasından ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Fahri Özkan'a teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde üyelerimizi boş çevirmedi. Gerekli yardım finansmanları en kolay koşullarda verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey'ime teşekkür ediyorum. İlçe Tarım Müdürümle organize bir şekilde çalıştık. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Onu demek, hani işin sonunda söylemek istediğim şu. Biz bundan sonrasını konuşmamız gerekiyor. Biz bunu bir şekilde aşacağız. Çünkü artık biz aldığımız kurşun yaralarını aldık. Bu asker yaralandı. Bu yaralar nasıl temizlenecek peki? İşte onu söylemek istiyorum. Esas soru bu. Biz bu yaraları nasıl temizleyeceğiz? Şu anda kahvecilerimiz, çay ocaklarımız, internet kafelerimiz, PlayStation oyun salonlarımız, parklarımız, sadece kahveciler değil, çay ocakları değil. Yasa gereği kapanan o kadar spor salonlarımız,
Bunlar hepsi bizim yasa gereği kahveci odasında bulunan üyelerimiz. Şimdi 25 bin lira bir geçidi tentürdiyot bulduk. Tentürdiyotu vücudumuza kurşun yakalanına sürdük. Kanamayı durdurduk şu anda. Fakat bu kanamanın arkasında şimdi amaç burada kurşunu çıkarmak. Bu kurşunu çıkarmamız için de ilk etapta ivedi şekilde bizim için 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün ivedi şekilde sokağa yasağa çıkması en önemlisi. Çünkü oyun salonlarımız, internet kafelerimiz gibi yerlerimiz gençlerin gittiği yerler. 18 yaş ve üstü gidilen yerler. Kahvehanelerimiz zaten bizler daha önce de ben bunu her zaman söylüyorum. Bizler huzur evleriyiz aslında. Yaşlı bakım evleriyiz. Yani bizim esas potansiyelimiz emekliler, yaşlılar. Çünkü gençler biliyorsun kafelerimize gidiyor. Oyun salonlarımıza gidiyor. Parklara gidiyor. Evinde eğleniyorlar. Artık kahve kültürü gençlerimizde yok. Bizim için en önemlisi olan bir an önce Türkiye'nin bu hastalıktan kurtulup 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması ve hayatın normale dönmesinden sonra yapacağımız kahvecilik mesleğinde konsept değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Ben de bunu soracaktım. Hemen araya gireyim. Yani bu hastalık sürecinden sonra zaten uzun bir süre bu hastalıkla beraber yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Öngörülen bu. Ve şunu bilim insanları söylüyor. Yeni normal diye bir kavram çıktı. Yani artık eskisi gibi hiçbir şekilde olmayacak hiçbir şey. Yani bir kafeye gittiğinizde, bir kahveye gittiğinizde o servis eden kişiden farklı bir hijyen bekleyeceksiniz. Belki herkes maskeli olacak mecburen ya da siperlik takacaklar. Belki eldiven takma zorunluluğu gelecek, sürekli değiştirilen eldivenler takılacak. Böyle bir sistem gelecek sanırım, siz de onlardan mı bahsedeceksiniz yoksa? Şimdi ilk önce sağlık dedik. İlk önce biz bize lazımız, çalışanlarımız lazım dedik. Biz lazımız, üyelerimiz lazım, çalışanlarımız lazım ve müşterilerimiz lazım. Bizlere bilim kurulunun önereceği ne varsa, ne yapmamız gerekiyorsa bizler buna hazırız. Gerekirse maskemizi de takacağız. Gerekirse sağlık çalışanı gibi üstümüze kıyafetimizi de ayrı giyeceğiz. Eldivenimizi de takacağız. Yeter ki ilk önce sağlık. Bulaşım olmasın. Bu aşı ve bu bela ülkemizden gidene kadar ne uygun görülüyorsa hepsini yapacağız. Bununla beraber kesinlikle ve kesinlikle bu mesleği bu bize şunu öğretti. Gelişen teknolojilerde bu hastalık bizi bilim ve teknolojiyi öğretti her şeyden önce. Bunu dünyaya öğretti. Sadece bize değil dünyaya öğretti. Bizlerin neler yapması gerektiğini. Şimdi bizler artık ben Türkiye Kahveciler Üreticiler Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı'yım ayrıyeten biliyorsun. Biz bunu geçen gün federasyon başkanımızla da görüştük. Yani artık bu mesleklerde konsept değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Yani insanlar artık gönül rahatlığıyla gelip kahvede ver okeyleri, ver tozları, ver piştileri, ver tavlaları deyip oturup bu hastalık tamamıyla geçmeden kimse gelip oyunu oynamayacak. Kimse gelip yanına öksüren biri oturduğu zaman masayı değiştirecek, gidecek. İnsanların bir kere her şeyden önce psikolojisi bozuldu. Bizler ne yapmayı düşünüyoruz? Bizler federasyon olarak ve odalar olarak metrekare bazında önerilerimiz var. Bunları sunacağız. Yani şöyle söyleyeyim, en ufak benim şahsi düşüncem şu. Bizler önceden hatırlar mısın bilmiyorum, sigara içilen bölümler vardı, içilmeyen bölümler vardı belli bir dönemlerde. Şimdi biz yeri geldiğinde artık öyle bir konuma geldik ki kahvenin bir kısmını kafeterya, kütüphane gibi kullanıp bir kısmını da böyle oyun oynanan yerler gibi de yapmayı düşünüyoruz. Böyle önerilerimiz olacak, böyle fikirlerimiz olacak, böyle düşüncelerimiz olacak. Orada insanlar kitabını, gazetesini okurken, internetine bakarken, Wi-Fi'ye bakarken, aparatif yiyeceklerini sunarken, simitini, poğaçasını, tostunu. Biraz da bu gençleri diyoruz kazanalım artık bu vesileyle. Gençlerimizi de ucuz fiyatlarla beraber kahvelerimizi de çekelim diyoruz. Yani bu vesileyle onları da diyoruz ki bu vesileyle, bu hastalık vesilesiyle kahvehanelerimize çekelim, konsepti değiştirelim.
daha sağlıklı, daha hijyenik bir şekilde. Artık günde 3 kere gerekiyorsa temizlik yapacağız. Gerekiyorsa saatte bir dezenfektan servisi yapacağız. Kolonya servisi yapacağız. Oyun oynamaya müsaade edilirse, ki oyun kahvelerin olmazsa olması, bugün oyun olmayan kahvelerin ayakta kalması mümkün değil eski sisteme göre. Bir oyun olmadığı zaman bir kahvenin oyun oynanmadan, o heyecanların yaşanmadan, yani oyunsuz kahve seyircisiz maça benzer. Çok doğru. Yani seyircisiz oynattığınız futbol maçı kahvede oyunsuz oynatmanıza benzer. O yüzden kademe kademe aşacağız. Ben bu arada senin vesilenle şunu söylemek istiyorum. Akşamdan beri çay ocakları ile ilgili bir girişimlerimiz var. 11 Mayıs ile ilgili, açılması ile ilgili. Evet, ben Bu konuyla ilgili. söylemeden önce onu da isterseniz sorayım size. Yani onunla birleştirebilirsiniz. Benim dikkatimi çeken, kamu kurumlarında çay ocakları açık. Ve hani bildiğim kadarıyla Edirne, Çanakkale, Tekirdağ'da çay ocakları faaliyet gösteriyor. Ama bir tek Kırklareli'nin çay ocakları kapalı. Yani bu durum insanlar da ister istemez çay ocağı işletmecileri de şunu söylüyor. Hani kamu kurumlarında açıkken onlar karton bardakta servis yapabiliyor. Biz neden kapalıyız? Burada bir ayrıcalık mı tanınıyor? Kamu kurumlarında hastalık bulaşmıyor mu diye serzenişler var. O yüzden size de ben de bunu hemen yönetmek isterim siz hazır çay ocağı demişken. Tabii ki yani burada üyelerim burada haklı serzenişi var. Kesinlikle haklılar yani. Oradaki çay ocağını işleten ya da kafe işleten kişi Nazif'ten, Ahmet'ten, Mehmet'ten ne farkı var ki? Aynı şartlar altında, aynı şartlar şeklindeki benim bütün çay ocaklarım aynı imkanları tabii ki sunabilirler. Bunu Nazif sunuyor, Oğuz sunuyor diye Tansu sunamayacak diye bir şey yok. Yani demek ki onlar bu işi o şartlarda sunabiliyorlarsa, kamu kurum ve kuruluşunda çalışan üyelerimiz, benim çarşıdaki çay ocağım da bunu yapar. Sanayideki çay ocağım da bu şartlarda yapar. Bence orada üyeler haklı bir serzenişi var ve haklılar. Onlar bunu yapabiliyorsa çarşıdaki çay ocaklarımız aynı şekilde yapabilir. Şimdi Tekirdağ, Edirne, Çanakkale kısmına geldiğimiz zaman şöyle. Yasayla kapatılan yerlerden gelen genelgesinde biz yani çay ocağı işletmecilerimiz bununla ilgili genelgede yoktu. Ve Lüleburgaz'da biz bunu İlk etapta çay ocaklarımız, kahveler kapandı fakat açık kaldılar. 16 Mart'ta kahvehanelerimiz kapandı. 30 Mart'ta çay ocaklarımız kapandı. Burada 2 haftalık süre içerisinde bizim maalesef bazı arkadaşlarımız, üyelerimiz çay ocaklarını kahvehaneye çevirdiler. Sosyal mesafeyi korumadılar. Uyarılmalarına rağmen ısrar ettiler. Ha, bana göre bu da doğru değildi. Kim bu kurala uymuyorsa cezasını çekecek. 3 kişinin, 5 kişinin yaptığı hata 70-80 tane çay ocağının çekmesi de yanlıştı bana göre. Bu askerlik sistemi gibi. Askerde 3-5 kişi hatayı bütün bölük çekerdi. Burada da aynı ceza verildi sanki. Kesinlikle öyle. Yani şimdi kırmızı ışıkta geçenle yeşil kırmızıda duranla aynı ceza olmaz. Kırmızı ışıkta geçene cezayı vereceksin, kırmızıda durana vermeyeceksin. Yani burada yasalar açık ve net. İdari para cezaları var. Bunların uygulanması gerekiyordu. Fakat bu böyle algılanmadı. Genel anlamda bir psikolojik korku mu oldu, ne oldu, ne gittiyse maalesef çay ocaklarımız da kapandı. Ama üyelerim burada haklı. Yani bugün Edirne, Tekirdağ, Çanakkale bu konuyla ilgili Edirne, Çanakkale, Tekirdağ'daki çay ocakları açık. Bugün yeni sanayiye gidin, eski sanayiye gidin, çay ocakları kapalı. Herkes ya pas içinde kendi doğrusu. Yani adam arabanın altından kalkıyor, çay geliyor, çayını döküyor. Biz devamlı çamaşır suyuyla makinelerimiz çalışıyor. Yani biraz kezat var gibi geliyor bana. Şu anda aslında insanlar biz kapandıktan sonra kahvelerin, çay ocaklarının kesinlikle
Ve kesinlikle kıymeti bilindiği gibi geliyor. Çünkü bizler daha sağlıklı ve daha hijyenik insanlara hizmet ediyoruz. Peki son olarak yani son soruları artık gelirim yavaş yavaş. Sohbet aslında güzel yani bana kalırsa daha da uzatmak istedim. Yardımlar konusunda yani mesela ben geçtiğimiz haftalarda bir Amerika'da yaşayan Türk'le konuştum. Belediye orada 500 hastalık 500 dolar, Amerikan hükümeti de 600 dolar korona yardımı yapıyor. Yani 1100 dolar haftalık gibi bir yardım oluyorlar. Bu yardım alanlar da bu arada çalışan ve vergisini veren kesim. Yani ekonomiyi döndüren kesime büyük bir yardım var. Burada şu an yardımlar nasıl? Yerel ve genel bazda değerlendirirseniz. Yani Lüleburgaz menşeinde nasıl? Genel bazda yardımlar nasıl? Anladığım kadarıyla yardımlar sadece bir krediyle borçları ertelemeye yönelik var. Onun dışında bir aynı ya da nakdi bir yardım söz konusu değil gibi gözüküyor. Şimdi bizim esnaf ve sanatkarımıza öteleme ve kredi. Düşük faizli kredi çıktı devlet tarafından. Dediler ki işte Bağkurlar, SSK'lar, stopajlar erteleniyor. Artı 25 bin lira da düşük faizli kredi diye çekildi. Bunun haricinde şu an itibariyle kapalı bulunan iş yerlerimize, esnaf ve sanatkarımıza herhangi bir maddi bir destek almadık. Kredi aldık, düşük faizli aldık ve ötelendik. Pardon. Az evvel de bahsettiğim gibi bu yalnız hissedilmenin başında bu vardı. İlk daha konuya girdiğim zaman. Bugün TES Başkanı Vendo falan da görmemiz bugün Fox TV haberde çıktı. Dedi ki birer askeri ücret talep edilmesini diliyorum dedi. Kapanan esnaf ve sanatkarımız. Düşündüğün zaman buna 143 bin, 145 bin kadar kapalı ve esnaf ve sanatkarımız var şu anda bizim mesleğimizle ilgili Türkiye genelinde. Bir askeri ücret aldığı zaman inanın ki yanında iki kişi çalıştırıyorsa bu esnaf ve sanatkar bunları ikiye bölüp onlara verecektir. Çünkü bunlar bizim için yardım değil. Bağış niteliğinde olur. Bağışı da bizler gideriz yanımıza çalışanlarımıza veririz. Misal veriyorum geçen gün bir şeyde bulunuldu. İşte kahve öğrencilerin yanında çalışanı alamıyor mu diye. Ben de şunu söyledim. Bu gelenlerimiz, erzaklarımız inanın ki %80-85'i hepsi zaten üyelerimizin hepsi %80-85'i yanında çalıştırdığı kişilerin ihtiyacı olan konu komisyonuna verildi. İnanın ki bunlar hak ettiği yerlere gittiler. Bu konuda kimsenin tereddüt olmasın. Yani belediyeden de sanırım orada bir ses kesildi çünkü. Normal Yani bize bütün şimdi gelen konularımızı sağ olsun belediye bize bu konuda başkanla da bunu konuştum. Önemli sizden de tek isteğim şu dedi. Önemli olan dedi hak ettiği yere gitsin dedi. Ben de dedim ki sayın başkanım inanın ki bunlar hak ettiği yeri bulacak. Hiçbir esnaf ve sanatkar yanındaki adamı aç yatarken gelen kolyeyi evine götürmez. Mutlaka ve mutlaka ya tekse ona verir, iki kişi ise ona paylaştırır. Ama az evvel dediğiniz gibi Amerika'daki, Almanya'daki, buradaki yapılan yardımlar maalesef küçük bir esnaf sanatkara yapılmadı. Sadece öteleme ve kredi yapıldı. Bu konuda da muzdaripiz. sonra dağıtılan yani para yardım sanırım işverenlere mi yapıldı? Çünkü benim de gözlemlediğim o gibi geliyor. Yani bu genelde sanki daha büyük firmalara, işverenlere yönelik bir paketler açıklandı gibi geliyor. Ya ben onları da takip ediyorum. Onlara da kredi var. Aynı şekilde yani öteleme ve kredi var. Yani şeye de bakıyorum. Yapılan açıklamalara da bakıyorum.
TOBA bağlı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı, tüccar dediğimiz, onlara da aynı şekilde kredi ve öteleme gözüküyor. Yani ekstra kimseye bir şey verilmediği gibi gözüküyor. Yani biz bunu değerlendiriyoruz. Yani diyoruz ki acaba ne boyutta? Aynı şekilde o Ticaret Odası Başkanı ve arkadaşlarımızla, abilerimizle de görüşüyoruz. Bakıyoruz yapılanlar, edilenler, açıklananlar. Aynı şekilde onlarda da kredi, öteleme var. Başka bir şey yok yani, öyle ekstra ne kahveciye, ne bakkala, ne şoföre. Bu arada zaten Anıl'cığım, yani bak biz şu anda kuyunun dibindeyiz. Kademe kademe. Berber arkadaşlardı. İşte kademe. Ama inanın var ya, şu anda Türkiye genelinde sadece kahvecisi, berberi, internet kafesi, oyun salonu, bakkalı, şoförü, tüm kitle bu konudan etkilenmiş durumda. Peki kahveciler odası olarak, yani en erken kapanan işletmelere sahipsiniz. Yani ilk siz kapatıldınız ve şu an hala bir açıklamalarda da görüyoruz. Bir açılış tarihi belirlenmedi. Yani bu acaba Haziran'ın onundan sonrası mı, birinden sonrası mı diye konuşmaya başlandı. Daha yani sorum şu olacak, kahvecilerin daha ne kadar dayanacak gücü var? Kahveciler şu anda karantinada. Maalesef karantinada, şu anda kahvecilerin hepsi karantinada. İnternet kafelerimiz karantinada, PlayStation oyun salonlarımız karantinada. Yasa gereği kapanan bütün üyelerimizin hepsi karantinada. Koronavirüs bizi karantinaya soktu. Bu süreç ne kadar uzun sürecek? Bunu şu anda bilim adamları bile cevap veremiyorken, bizim bu konuyla ilgili yorum yapmamız bence ne kadar sağlıklı olur, ne kadar doğru olur? O da soru işareti. Sadece beklenti şu: bayram sonu artık açılmayı bekliyoruz. Dayanabilecek gücümüz bayram sonu. Çünkü inanın ki ben bu arada esnaf ve sanatkarımın, üyelerimin arkasında duran ve onları gerçekten sahip çıkan, bu işin en başarılı ismi dediğim mal sahiplerine, dükkan sahiplerine, üyelerimden kira talep etmeyen ve istemeyen, rahatsız etmeyen, huzursuzluk yaratmayan, özellikle dükkan sahiplerine, senin şahsında burada onlara özellikle teşekkür ediyorum. İşte Lüleburgaz bu, işte dayanışma bu. Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki sizin gibi dükkan sahipleri var ki örnek oldunuz. Sayın Kıvılcım, çok teşekkürler. Bugün keyifli bir röportaj yaptık. Kahvecilerin ve benzeri kahveci odasına bağlı işletmeleri sorunlarını ele aldık. Neler yapılabilir? Çözüm önerilerini dile getirdiniz. Ve yani Lüleburgaz'ın nasıl bir yapı içerisinde olduğunu aslında şu an en son verdiğiniz mesajla da söylemiş oldunuz. Tekrardan çok teşekkürler. Son olarak beraber fotoğraf çekineceğiz. Hazırsınız isterseniz fotoğrafı çekiyorum. Evet.